Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ve az önce sizlere duyurduğumuz son dakika gelişmesi olarak da ekranda yer alan Masuaku da antrenmana çıkacak. Mustafa, sözü sana bırakalım. Oradaki yeni transfer Masuaku gelişmesi ve Beşiktaş'taki son gelişmeler. Teşekkürler Cüneyt Arslan. Beşiktaş yeni sezonda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına şu dakikalarda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran sizlere görüntüleri aktarırken ben de detayları paylaşacağım. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku da antrenmanda yer alıyor. Kongolu futbolcu dün gece bildiğiniz üzere geç saatte İstanbul'a gelmişti ve bu sabah sağlık kontrollerini tamamlayarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Masuaku'nun West Ham United'da 1,5 milyon euro gibi bir ücreti vardı. Beşiktaş'ta geçireceği bir yıllık kiralık süreçte bu ücretin 800 bin eurosunu siyah beyazlar karşılayacak. Bunun yanı sıra 29 yaşındaki Solbakken opsiyonu da Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlılar sezon sonunda 2,2 milyon euroluk opsiyon hakkını kullanmak isterse Masuaku bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olacak. Hocanın çok istediği bir futbolcuydu Masuaku. Şu bilgiyi de aktarmakta fayda var. Kongolu isim West Ham United'ın cumartesi günü Lens'e karşı oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de başlamıştı. Burada Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin de yeni bilgiler elde ettik. Dilerseniz onları da aktarayım. Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı takımın gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Kazancı, Emirhan İlkan için Torino ile temaslarının sürdüğünü ve ekibinin 4,5 milyon euro bonservis ücretini henüz ödemediğini söyledi. Eğer bu ödeme yapılırsa Emirhan İlkan artık İtalya yolcusu diyebiliriz. Kazancı 8 numara pozisyonunda oynayabilen iki orta saha oyuncusunu da kadroya katmak istediklerini ifade etti. Sivas Spor forması giyen Kerem Atakan Keskin ve kulübüyle görüştüklerini açıkladı. Demir Grup, tekrar ediyorum, Demir Grup Sivas Spor forması giyen Kerem Atakan Keskin ve kulübüyle görüşmelerin sürdüğünü ve kendilerinin çok istediği bir oyuncu olduğunu dile getirdi Sayın Ceyhun Kazancı. Bildiğiniz üzere Enkudu'nun takımdan ayrılacağı yönünde haberler vardı. Hatta fesih görüşmeleri yapılmıştı. Enkudu'nun da gelecek sezonda takımda kalacağını söyledi Ceyhun Kazancı. Bu nedenle Bandırma Spor'dan Philip Kenny transferinde askıya aldıklarını ifade etti. Ceyhun Kazancı, Young Boys forması giyen Christian Fasnacht transferi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu bildiğiniz üzere. Neredeyse yaz transfer döneminin açıldığı günden bu yana Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isimdi Christian Fasnacht. Fakat bu transferin olmayacağını bu antrenman öncesi yaptığı mini sohbet toplantısında dile getirdi Beşiktaş Futbol Direktörü Sayın Ceyhun Kazancı. Ve Teknik Direktör Valerian İsmail'in Serdar Saatçı'nın performansından memnun olmadığını ve bu nedenle şu an takımda yer almadığını dile getirdi. 19 yaşındaki oyuncunun kadro dışı olmadığını fakat rezervlikle devam edeceğini ifade etti ve henüz yeni sözleşme imzalanmadığını da dile getirdi Sayın Ceyhun Kazancı. Evet, yeni transfer Masuaku ile ilgili tekrar etmekte fayda var. Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıkıyor Kongolu futbolcu. Bildiğiniz üzere dün gece geç saatle İstanbul'a gelmişti ve bu sabah sağlık kontrollerini tamamladı ve ilk antrenmanına çıktı. West Ham United'da Londra temsilcisinde 1,5 milyon euro gibi bir ücreti vardı Kongolu futbolcunun. Fakat Beşiktaş'ta geçireceği bir yıllık kiralık süreçte bu ücretin 800 bin eurosunu siyah beyazlılar karşılayacak. Bunun yanı sıra 29 yaşındaki Solbek'in opsiyonu da Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlılar sezon sonunda 2,2 milyon euroluk opsiyon hakkını kullanmak isterse Arthur Masuaku bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olacak. Hocanın çok istediği bir isimdi sol bek mevkisi için. Şu bilgiyi de aktarmakta fayda var. Kongolu futbolcu West Ham United'ın cumartesi günü Lens'e karşı oynadığı hazırlık maçında
ilk 11'de başlamıştı. Masuaku'nun gelmesiyle beraber teknik direktör Valerian İsmail'in yeniden üçlü savunmaya döneceği yönünde de bir görüş hakim burada. Çünkü Kongolu futbolcu kariyerinin en etkileyici performanslarını üçlü savunmada kanat bekinde oynarken gösterdi. Bu hafta için yapılacak antrenmanlar bu konuda belirleyici olacak. Bilindiği üzere teknik direktör Valerian İsmail Beşiktaş'a imza attı. Geçen yıl Mart ayından bu yana 8'i resmi, 6'sı hazırlık olmak üzere 14 maça çıktı. Fransız çalıştırıcı 13 maçlı üçlü savunmayı denerken son oynanan ve TRT Spor'un da canlı yayınladığı Sampdoria maçında 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkmıştı. Masuaku'nun transferiyle beraber Yukatel Kayseri Spor maçında siyah beyazların üçlü mü, üçlü savunma mı yoksa dörtlü savunma mı oynayacağı ise az önce de belirttiğim gibi bu hafta yapılacak antrenmanlar sonucunda belli olacak. Siyah beyazlar bildiğiniz üzere hazırlık sürecini Avusturya ve İspanya kampları ile tamamladı. Bu süreçte 6 maça çıkan Beşiktaş 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip kaleyi 5 defa sarsan siyah beyazlar kalesinde ise 7 gol gördü. Evet, Beşiktaş cumartesi günü oynadığı Sampdoria maçının ardından pazar günü bir rejenerasyon antrenmanı yaptı. Dünse izinliydi. Bugünkü antrenmana yeni transferlerden Masuaku katılırken Josef de Souza ve Atiba Hutchinson sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Bildiğiniz üzere Josef de Souza 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Atiba'nın ise ağrıları olduğu için bugün antrenmana katılmadığını öğrendik. Yukatel Kayseri Spor maçında yer alıp alamayacağı ise hafta içindeki duruma göre değişecek. Ama elimize gelen bilgi Kanadalı futbolcunun Yukatel Kayseri Spor'a karşı forma giymesinin zor olduğu yönünde. Evet, yayının başında da belirttiğim gibi Beşiktaş, Yukatel Kayseri Spor maçının hazırlıklarına şu dakikalarda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakalım.